Merhaba sevgili çocuklarım. Bugün Türkçe dersimizde noktalama işaretleri konusunu tekrar edeceğiz. Hangi noktalama işaretleri? Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, tırnak işareti, parantez, kısa çizgi, uzun çizgi, kesme işareti, noktalama işaretlerine bakacağız. Noktalama işareti ne demek? Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirtmek, okuma ve anlamayı kolaylaştırmak için kullanılan işaretlere noktalama işaretleri diyoruz. İlk olarak noktayla başlayalım. Merhaba ben nokta. Bitmiş cümlenin sonuna gelirim. Beni gördüğün her yerde duraklamayı unutma. Evet, en önemli neydi? Noktanın en önemli kullanıldığı yer cümlelerin sonunda kullanılıyordu. Yani cümleyi bitirdiğimiz zaman noktayı kullanıyorduk. Örnek cümlemiz: Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Peki noktanın kullanıldığı yer sadece burası mıydı? Hayır, başka kullanıldığı yerler de var. Neydi bunlar? Kısaltmaların sonuna kullanılıyordu, sonunda kullanılıyordu. Bakın, doktor kısaltması DR ve benzeri diyorduk, VB diye yazıyorduk. Onun sonuna da nokta koyuyoruz. Yani bütün kısaltma yaptığımız her şeyin sonuna nokta koyuyoruz. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konarım ve inci anlamına gelirim. Yani sıra sayılarında kullanıyorduk. Üçüncü, beşinci, onuncu, yedinci gibi. Bu şekilde söylediğim zaman rakamın yanına nokta koymam gerekiyor. Bir yazının maddelerini gösteren rakamlardan sonra gelirim. Evet, yani hani defterimize yazı yazarken bazen sayılarla bunu gösteriyorduk, maddelerimizi. Orada da sayıların yanına ne yapıyoruz? Nokta koyuyoruz. Tarih yazarken gün, ay ve yıl arasına gelirim. Evet, bu da önemli. Rakamlarla gösterdiğimiz zaman tarihleri aralarına ne yapıyoruz? Nokta koyuyoruz. Gün, ay ve yıl arasına. Saat ve dakika bildiren sayıları birbirinden ayırmak için koyulurum. Saatlerin arasına konuluyordu. Tren saat 10:15'te hareket edecek. Şimdi orada 10 ve 15 arasında nokta olmazsa ne olur arkadaşlar? Biz onu 1015 diye okuruz. O yüzden arasına nokta koyuyor ki onun saat ve dakika belirttiğini anlamamız amaçlı. O yüzden noktayı da burada da kullanıyoruz. Üçlü gruplara ayırarak yazılan büyük sayılar da gruplar arasına konur. Bakın burada sayımız var. Bayağı yüksek bir sayımız. Orada da ne yapıyoruz? Üçlü gruplara ayırdığımızda aralarına nokta koyuyoruz. Sayıyı daha rahat okumak için. Nokta koymazsak zor okuruz. O yüzden hani nokta koymamızın sebebi daha kolay okuyabilmek adına. Matematikte çarpı işareti yerine kullanılırım. Biz henüz kullanmıyoruz. Biz normal çarpı işareti kullanıyoruz ama ileriki yıllarda siz de göreceksiniz. Matematikte çarpı işareti yerine nokta da kullanılabiliyor. Şimdi noktanın kullanıldığı yerler bu şekilde. Sıradaki noktalama işaretimiz virgül. Virgül, merhaba ben yazıda birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına gelirim. Virgülün de en birinci kullanıldığı yer neresiydi? Cümle içerisinde sıralanan şeylerin arasına konuluyordu. Eş görevli kelimeler arasına. Pazardan domates, patlıcan, biber aldım. Veya işte bugün Türkçe, matematik, hayat bilgisi derslerimiz var gibi aralarına virgül koyarak cümledeki sıralamayı sağlamış oluyorduk. Başka nerelerde kullanılıyor? Uzun cümlelerde özneden sonra gelirim. Bakın örnek cümlemizde babam bahçedeki bütün ağaçları birer birer kontrol etti. Burada özne derken işi yapan kişi anlamında. Kim kontrol etmiş? Babası. Babam bahçedeki bütün ağaçları birer birer kontrol etti. Babamdan sonra virgül koyuyoruz. Yani özneden sonra. Başka nerede cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra gelirim. Yani biz orada neyi belirtmek istiyorsak, özel olarak vurgulamak istiyorsak o kelimeden sonra virgül koyuyoruz. Mesela dostluk hiç solmayan bir çiçektir. Burada dostluğun öneminden dostluğu vurguluyoruz. O yüzden dostluktan sonra virgül koyuyoruz. Annem benim için çok değerli. Bakın annesinin burada anneyi vurgulamak istiyor. Annesine olan sevgisini, değerini vurgulamak istiyor. O yüzden annemden sonra da virgül koyuyoruz. Mektuplarda veya resmi yazılarda hitaplardan sonra kullanılıyordu biliyorsunuz. Sevgili anneciğim, canım arkadaşım, sayın veli, sayın kaymakamım gibi bu şekilde seslenmelerden sonra, hitaplardan sonra virgül koyuyoruz.
anlamı tam olarak belirlenemeyen, anlam karışıklığına sebep olabilecek kelimeleri ayırmak için kullanırım. Yani cümledeki anlam karışıklığını biliyorsunuz bazen karşımıza geliyordu. Virgül sayesinde onun nasıl olduğunu anlayabiliyorduk. Mesela bakın örnek cümlemizde hasta adama dikkatle baktı. Şimdi bakın hasta virgül koymuş sonrasında adama dikkatle baktı. Yani hasta ve adam diye iki tane bizim burada karakterimiz var. Virgülü koyduğu yer değişmiş bakın. Hasta adama dikkatle baktı. Bakın şimdi birinci cümlede hasta ve adam olarak iki tane kişiliğimiz var. Ama ikinci cümlede virgülün yerini değiştirdiği anda cümlenin anlamı bir anda değişiyor. Hasta adam oluyor. Yani bir kişiye düşüyor. Hasta adama dikkatle baktı. Virgülün koyulduğu yer burada çok önemli, anlamın etkiliyor. Anlam karışıklığını etkiliyor arkadaşlar. Ondalık sayıların ondalık olan kısımlarını tam sayılardan ayırmak için kullanılıyor. Bunu henüz matematik dersimizde görmediğimiz için karşınıza gelmedi ama ileride geldiğinde bunu da anlamış olacaksınız. Ondalık sayıların ondalık olan kısımlarını tam sayılardan ayırmak için aralarına virgül konuluyor. Başkalarından alınmış fakat tırnak içine alınmamış cümlelerden sonra gelirim. Örneğimize bakalım. Ahmet bu işin bir türlü anlamadım demiş. Şimdi Ahmet'in kullandığı cümleyi biz tırnak işareti yerine virgülle de gösterebiliyoruz. Virgülle başlayıp virgülle bittiği zaman bu şekilde belirtebiliyoruz cümlesini. Bir durumu, bir düşünceyi kabul veya reddetmeyi bildiren evet, hayır, yok, tamam gibi kelimelerden sonra kullanırım. Yani bu kelimeleri kullandıktan sonra virgül koyuyorum. Sonrasında cümleme devam ediyorum. Bakın örneklerimizde de evet, söylediklerine inanıyorum. Hayır, bahsettiğim kişi o değil. Evet ve hayırdan sonra bakın virgül koyarsak cümle daha anlamlı, daha güzel olmuş oluyor. Yazışmalarda başvurulan makam adından sonra kullanırım. Türk Dil Kurumu Başkanlığı'na, belediye başkanlığına gibi arkadaşlar yazışmalarda, resmi yazılarda makam adından sonra virgül koyuyoruz. Yazışmalarda yer adlarını tarihlerden ayırmak için kullanılıyor. Yani bir yer adını söylediğimde araya virgül koyuyorum ki karışıklık olmaması adına, arkasından da tarihini yazıyorum. Burada da virgül kullanılıyor. Virgülün kullanıldığı yerlerde bu şekildeydi. Noktalı virgüle geçiyorum şimdi. Merhaba cümle içinde virgüllerle ayrılmamış tür veya takımları birbirinden ayırmak için ben kullanırım diyor noktalı virgül. Örneğimize bakalım. Oyuna bizden Ahmet, Ayşe, Elif, sizden Ömer, Neşe, Faruk katılacak. Bakın tür veya takımları birbirinden ayırmak için demiştik. Burada da iki grubun isimlerini birbirinden noktalı virgül sayesinde ayrıştırabiliyoruz. Başka nerede anlamca birbirine bağlı bağımsız cümleleri ayırt etmek için gelirim. Bakın örneğimize akşamdan bu yana düşünüyorum. Ne düşünüyormuş noktalı virgül? Bir çözüm bulamadım. Evet arkadaşlar, bu şekilde de bir açıklamasını yapıyor gibi bir cümlemiz var. Anlamca birbirine bağlı ama bağımsız cümleler. Bunlara da biz noktalı virgül kullanıyoruz. Fakat, çünkü, lakin, ama, yoksa, bundan dolayı gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelerde bağlaç olan kelimeden önce kullanırım. Bakın örnek cümlemize insan hata yapabilir noktalı virgül ancak özür dilemesini bilmesi gerekir. Noktalı virgül de bu şekildeydi. Sıradaki iki nokta. Merhaba, ben kendisinden sonra örnek verilecek, açıklama yapılacak cümlenin sonuna gelirim. Benden sonra gelen kelimenin ilk harfi büyük olur. Evet arkadaşlar, iki noktanın en çok kullanıldığı yer kendisinden sonra örnek verilecek, açıklama yapılacak cümlenin sonuna geliyor. Yani örnek olarak söyleyecek olursak maddenin hallerini sayalım. İki nokta üst üste. Neydi halleri? Katı, sıvı, gaz. Evet, bu şekilde bakın bir şeyi sayacağımız zaman, açıklama yapacağımız zaman, örnek vereceğimiz zaman iki nokta üst üste koyup devam ediyoruz örneklerimize. Başkalarının sözü aktarılırken tırnaktan önce ben gelirim. Tırnak işaretini biliyorsunuz. Bazı cümlelerde başlangıcında ve sonunda koyuyorduk. Bunu kimin söylediğini söyledikten sonra bakın annem iki nokta üst üste, sonra tırnak işareti içinde olan cümle, sonra da dedi diye onu belirtme amaçlı iki nokta üst üsteyi de o söyleyen kişiden sonra koyuyoruz. Yani tırnak işaretinden önce. Konuşma biçimindeki yazılarda konuşma çizgisinden önce ben kullanırım diyor iki nokta. Bakın adam sorar iki nokta üst üste konuşma çizgisi. Burada ne ile geçinirsiniz? T
tekrar çocuk sayar, iki nokta üst üste, konuşma çizgisi, tarım, hayvancılık ve ticaretle, yani konuşma çizgisinden önce de iki nokta üst üste geliyor. Aynı şekilde tırnak işaretinden önce de iki nokta üst üste geliyordu kimin söylediğini belirtmek için. İki nokta üst üste de bu şekildeydi. Üç noktaya geçiyoruz. Merhaba, ben herhangi bir nedenle bitmemiş cümlelerin sonuna gelirim. Bakın, ilk olarak en çok kullanıldığı yerleri söylüyor noktalama işaretlerimizin. Neydi? Mesela masallarda veya bitmemiş, yarım kalmış hikayelerde bu şekilde daha devamı olan yazılarda sonuna üç nokta koyulabiliyordu. Örneğimiz bir varmış, bir yokmuş, üç nokta diye koyulabiliriz. Yani devamı var anlamında. Birbirine benzer durumlar, olaylar ve örnekler sayılırken devamının olduğu belirtmek için gelirim. Yani örnekleri saydığımız zaman bunun gibi vesaire demek yerine 3 noktada koyabiliriz. İnsanın çok çeşitli ihtiyaçları vardır. Yemek, içmek, uyumak, çalışmak, okumak. Bakın bunun devamı da gelebilir. Bunu belirtmek için 3 nokta kullanabiliyorum. Yazıda söylenmek istenmeyen veya söylenmesi uygun olmayan kelimelerin yerine ben gelirim. Ahmet 3 nokta demiş. Onun için sinirleniyor. Yani orada söylenmek istenmeyen, uygun olmayan kelimelerin yerine bu 3 noktamızı koyabiliyoruz. Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplardan sonra ben gelirim diyor 3 nokta. Kim var orada? Benim 3 nokta. Sen kimsin? Hasan 3 nokta tekrar. Yani yeterli olmayan, eksik bırakılan yerlerde de 3 nokta kullanılabiliyoruz. Alıntılarda atlanan, çıkarılan, eksik alınan yerler olduğunu belirtmek için 3 nokta kullanılıyor. Bakın başlangıcında kullanmış, aralarda kullanmış. Yani genellikle arkadaşlar 3 nokta eksik kalan yerlerde ya da devamı gelecek olan yerlerde 3 noktayı biz kullanabiliyoruz. Soru işareti hepiniz bildiğiniz gibi merhaba ben soru anlamı taşıyan cevap bekleyen kelime veya cümlelerin sonuna gelirim. En çok kullanıldığı yer tabii ki soru sormak için kullandığımız bir noktalama işareti. Derslerine çalıştın mı? Evet çalıştım veya hayır çalışmadım. Cevap almayı beklediğimiz durumlarda soru işareti kullanıyoruz. Soru sorduğumuz cümlelerde. Bir de şurada kullanıyorduk. Bilinmeyen yer, tarih ve durumlar için kullanıyorduk biliyorsunuz. Yani bakın Yunus Emre'nin doğum tarihi bilinmediği zaman soru işareti ama ölüm tarihi biliniyormuş onu yazılmış. Bu şekilde bilinmeyen şeylerde soru işareti kullanabiliyorum. Ünlem işaretine geçelim hepinizin bildiği gibi. Sevinç, mutluluk, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna ünlem işareti geliyordu. Benden sonra gelen kelimenin ilk harfi büyük olur diyor ünlem işareti. Bakın örneklerimize. Eyvah! Bakın burada bir endişe var, bir korku var, şaşırma var. Kalemim düşmüş. Yine aynı şekilde devam ediyor cümlemiz. Ünlem işareti kullanıyoruz. Yaşasın. Burada da bir sevinç var, mutluluk var. Annem geliyor. Ünlem işaretini koyduk arkadaşlar. Korku, sevinç, üzüntü cümlelerinin sonuna koyuyoruz. Seslenme, uyarı ve hitap sözlerinden sonra da ünlem işareti kullanıyorduk biliyorsunuz. Örneğimizde de görüyorsunuz seslenme var. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bu devrin battığı yerdir derken dur yolcudan sonra bakın bir seslenme var, hitap uyarı var. Burada da ünlem işareti koyuyorum. Ey Türk gençliği bakın burada da bir seslenme var. Ünlem işaretini koydum. Tırnak işareti nerede kullanılıyordu? Kimseden, bir kimseden veya yazıdan aktarılan sözlerin başına ve sonuna tırnak işareti geliyordu arkadaşlar. Yani kimin bir kişiden alınan sözün başlangıcına ve sonuna tırnak işaretini koyuyordum. Bakın Mevlana hatasız dost arayan dostsuz kalır tırnak işaretini tekrar koyuyorum diyor diye bu şekilde söylediği cümleyi tırnak işareti içine alıyorum. Cümle içinde özel olarak belirtilmek istenen, dikkat çekilmesi gereken sözler tırnak işaretiyle gösteriliyor. Yani bakın insanı insan yapan değerlerin başında tırnak işareti içinde ahlak gelir. Yani ben bu kelimeyi vurgulamak istiyorum, buna dikkat çekmek istiyorum. O zaman ben bu kelimeyi tırnak işareti içine alabiliyorum. Parantez işareti. Cümle içinde yapılan açıklayıcı bilgiler parantez işareti içerisinde konuluyor. Örneğimize bakalım. Bu yerler yani nereler bunlar? Akdeniz kıyıları parantez içinde belirtmiş. Her zaman nemlidir. Yani açıklama yapılacak açıklayıcı bilgilerin
başına ve sonuna parantez işareti konuyor diyoruz. Kelimenin eş anlamlısını veya karşılığını göstermek için ben kullanırım. Zamir, adıl, isimlerin yerine kullanılan kelimelerdir. Eş anlamlı, anlamdaş, zıt anlamlı, karşıt anlamlı gibi. Bunların da arkadaşlar biliyorsunuz ikinci bir isimleri varsa, eş anlamlısı varsa onları da parantez içinde belirtebiliyoruz. Kısa çizgi diyor ki benim diğer adım bağlama veya birleştirme çizgisidir. Satır sonunda bitmeyen veya sığmayan kelimeleri hecelerine bölerken satırın sonuna gelirim ve diğer satırdaki hece ile birleştirilirim. Bakın örneğimizde ne yapıyorduk? Kelimeleri biz satır sonuna sığmadığı zaman hecelerine göre ayırıyorduk, aşağıya geçiyorduk. Burada da aynı şekilde yapmış, sonunda da kısa çizgi kullanmış arkadaşlar. Kısa çizgiyi burada kullanabiliyordum. Başka nerede kullanıyordum? Birbiriyle ilgili kelimeler, rakamlar arasına kullanabiliyordum. Bakın 1881-1938 yılları arasına kısa çizgi koymuş oldu iki tarih arasında. Cümle içindeki ara sözleri belirtmek için kullanılırım. Bakın şu gördüğün yer medeniyet beşiği bir şehirdir. Bakın cümle içindeki ara sözleri belirtmek için kullanılmış. Uzun çizgiye geçiyorum. Merhaba, benim diğer adım konuşma çizgisi. Yazıda konuşmaların ve karşılıklı konuşmaların başına ben gelirim diyor uzun çizgi. Bakın normal karşılıklı konuşmaların her cümlenin başına uzun çizgi koyuyoruz. Yani konuşma çizgisi. Adın ne senin? Nergis. İki tane karşılıklı konuşma var. Başlarına ne koyuyorum? Konuşma çizgisi koyuyorum. Kesme işareti neydi arkadaşlar? Özel isimlere getirilen çekimeklerini ayırmak için kullanılıyordu. Özel isim olması şartıyla. Bakın Atatürk'ün mezarı Ankara'dadır. Atatürk ve Ankara burada özel ismimiz. Bunlara getirilen ekleri de kesme işaretiyle ayırıyorum. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için ben gelirim diyor kesme işaretimiz. Bakın kısaltmamız TBMM ve MEP. Bunlara gelen ekleri de kesme işaretiyle ayırıyoruz. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için ben gelirim. Bakın evet, rakamları normal eklerden ayırmak için kesme işareti kullanıyorduk. Bir harf veya ekten sonra gelen ekleri ayırmada ben kullanırım diyor. Örneğimizde de gördüğünüz gibi. Sesteş kelimelerin anlamının karışmaması için bu kelimelerin bazılarından sonra gelen ekleri ayırmak için ben gelirim. Bakın gördüğünüz gibi örneğimizde de kadının huzuruna vardılar. Kadı ne demekmiş? Eskiden davalara bakan kişi arkadaşlar. Burada da kesme işaretimizi kullanmış olduk. Noktalama işaretleri konumuz bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.